Balık deyince akan sular durur değerli seyircilerimiz. Yine sizleri çok özel bir balık lokantasına götürüyoruz ve çok özel lezzetlerle buluşturuyoruz. Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şu an sizlere Trabzon'dan seslenmekteyiz. Buğra Balık Evi'nin konu olduk ve yanımızda işletme sahibi Buğra Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Buğra Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Buğra Bey, burada verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekran başındaki değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Buğra Bey kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? İsmim Buğra Pehlivan. Karadeniz Teknik Üniversitesi işletme mezunuyum. Yüksek lisans yapıyorum aynı bilimde. Yaklaşık 9-10 senedir de sektör içerisindeyim. Çeşitli sektörün çeşitli faaliyet noktalarında, hani kollarında bulundum. Evet. Toplu yemekler olsun, kafe işletmeciliği olsun, sulu yemek üzerine restorancılık olsun. En son bu tip küçük butik bir işletme yaparak Trabzonspor'un stadyumunun karşısında olmanın avantajlarını kullanmak adına böyle bir olay ve iş üzerine girdik. Evet. Konseptimizi sadece balık ekmek üzerine ayarladık ilk başta. Sadece balık ekmek üzerinden bir şeyler yapmayı düşündük. Fakat insanlardan talep geldikçe balığın yanına neler olabilir, neler koyabiliriz? İşte güzel bir köfte, güzel bir kaliteli bir sucuk. Evet. Bununla birlikte işte menümüzü kuvvetlendirdik biraz daha olsun. Köftenimizi kendimiz yapıyoruz. Sucuğumuzu Bayburt'ta değerli bir kasap abimizden özel olarak ona yaptırıyoruz. Sucukta sadece yağ, baharat ve dana eti kullanıyor. Köftemizde de ben sadece dana, kıyma, baharat ve sarımsak kullanıyorum. Evet. Gayet güzel şu an. İnsanlardan olumlu tepkiler alıyoruz. Ekmek arası konseptimizin yanına tabak servisi olarak da bir yenilik getirdik. İnşallah daha iyi olacak yani. Şu an güzel bir şekilde gidiyoruz. Evet. Şimdi Buğra Bey, burada gıda üzerinde bir hizmet veriyorsunuz. Evet. Oldukça güzel bir, o kadar da ciddi bir sektör. Çok hassas bir sektör. Evet. Bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Kriterleriniz nelerdir? En önemli kriter temizlik, evet. Hijyen. Olmazsa olmaz zaten. Tabii. Bu sektör içerisinde olan herkesin çok üst düzeyde dikkat etmesi gereken bir durum. Bu temizlik ve hijyen olayı. Biz de vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Sizlere Trabzon'dan ve sektörün en iyisi Buğra Balık Evi'nden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.